Herkese yeni bir oyundan yani Truck Mekanik'ten selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Truck Mekanik daha bugün, daha doğrusu siz bu videoyu izlediğiniz bugün ayın kaçı ya? İkisi. 2 Haziran'da oyun çıktı, haberiniz olsun. Oyunun linkini açıklamadan ya da Discord'dan ulaşabilir ya da şeyden bakabilirsiniz. Discord'da kesin paylaşırım ya da Steam'e yazabilirsiniz dostlar. Şu sesleri bir kısmak istiyorum hemen. Hepinize hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bayağı bir kısacağım abi. Yani çok fazla sesleri çıkıyor. Evet. Hatta şunları da kısayım. Pardon. SFX'leri ve şunları. Ben de oyuna ilk defa girmiyorum. Oyuna girdim bir baktım. Hoşuma da gitti. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım. Oyunda... Şimdi şöyle anlatayım. Oyunda bir kamyonumuz var ve bu kamyonla görevler yapacağız. Bu arada yeşil perdem gene patlıyor ya. Uf, hiç sevmiyormuş olayı. Oyunda görevler yapıyoruz. Kargo taşıyoruz. Aynı zamanda kamyonumuz bozulabiliyor ve bunu tamir etmemiz gerekiyor. Playway'in bir oyunu. Playway'in publish ettiği bir oyun. Bakalım oynayacağız, göreceğiz. Evet, kontrolleri sağda solda görüyorsunuz. Haritamız burada. Şu anda buradayız ve buraya gitmemiz gerekiyor. Yo. Ha, buraya gitmemiz gerekiyor. Ve gidiyoruz. Bu yüzden aşağıya okuyorsunuz zaten. Kameramı nereye alabilirim biliyor musunuz? Bir saniye. Hazırlıksız girdik biraz ya. Kötü oldu. Hiç sevmiyorum böyle olmasını. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Yere de güzel kameranın. Hatta orantısını da şöyle ayarlayalım. Mis gibi oldu abi kameranın yeri. Hiç ellemeyin. Evet. Hızlı hızlı gidelim bakalım. Başımıza neler gelecek. Otomatik vitesi şu an. Manuelde kullanabiliyorsunuz. Kamera böyle. İç görünüşü böyle. Vallahi mis gibi de olmuş. Şu telsizin falan sallanması çok güzel. Oyun basit bir yapım gibi görünüyor. Aslında değildir. Unreal Engine oyunu. Optimizasyon fena değil. Bilgisayarım gayet iyi performans verdiğini düşünüyorum bilgisayarımın. Oynamaya devam. İç kamerası güzel gerçekten. Dışarıyı sevmedim ama içerisi iyi. Cam silecekleri böyle çalışıyor. Kötü hava şartları olacak muhakkak. Işıklarımızı böyle açıp kapıyoruz. El frenimiz var. Bir de hook diye bir şey var muhtemelen. Kendimizi sağa sola şey yapabiliyoruz. Arkada kargo taşıyoruz. Şu kutuyu istenilen yere götüreceğiz. Şu paneli gizliyorum şimdilik. Ulaşım kargoyu teslim et diyor. Sağ üstte görüyorsunuz görevimizi. Maden pompasını kontrol et diyor. Maden pompası varmış ve onu kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, doğru yolda mı gidiyorum? Evet, ileriden sağ kırılacağız ve gölün kenarından devam edeceğiz. Ara ara dış kameraya, ara ara iç kameraya geçeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Böyle 1-2 kilometre sürmüştüm. Ne oluyor lan? Have to get off and see what happened. İnmek için ne yapıyorduk? Mouse'un sağ tıkına basıyorduk ve iniyorduk. Bu sesler biraz daha oturabilir. Sanırım motorda bir sıkıntı var. Motora erişmek için kaputu aç diyor. Açtık. Motoru şöyle mi? Tamirci bölümüne geldik. Şimdi incele iç ile hasarlı parçaları bul. F'ye... Oho, hemen bulduk la. F'ye basınca şey çıkıyor, hasarlı parçalar. Ne yapacağız? Sökme moduna geçmek için taba bas diyor. Şu anda sökme modunda mıyız? Ha evet. Şu parçayı sökeceğiz şimdi. Bir dakika. Nasıldı o? Bir dakika. Taba basıyorduk. İncele. Neyse tamam. Fazla karıştırmayalım. Evet, bunu da söktük. Şu AB'yi çıkaracağız bunu çıkarmak için. Somunları da çıkaracağız. Yakınlaşabiliyoruz bu arada istediğimiz gibi. Sonra ne yapacağız abi? Şunları çıkaracağız. Aynen, bildiğim vidayı söktük içinden lan. Bunu da söktük. Bu hasarlı parçanın bir tanesiydi. Ha, şimdi yükleme moduna geldik. Tamam, şimdi takmam lazım bunu. İş istasyonu panelini aç. Mouse'un tekerleği. He, hadi bakayım. Oha, bildiğin yolun ortasına mı kuracağız bunu? Vay yavrum vay. Kurduk. İş istasyonumuz burası. Demir ocağını ve seç ve uygun bir yere yerleştir. Demir ocağı ne lan? Demir ocağı ne lan?
Bir dakika, şu mouse çok hızlı arkadaşlar ya. Şunu bir ayarlayacağım. Oynanış mouse ters diyor. Kapalı. Fare hassasiyetini şöyle bir %50'lere getireyim. Görüş alanımız 100 olsun. Çok da kısık oynamayı sevmiyorum ben. Okey, mouse şimdi çok daha tatlı oldu. Şimdi demir ocağını seç. Şurası da demir. Bildiğim baştan mı yapacağım lan? Tamam. Bir parça seçme mini oyun kullanarak onar. Hadi bakalım, bir tane parçayı seçeceğiz. Şunun onarılmaya ihtiyacı var ve... Ana! Bayağı bir şeyler yaptık şu anda. Okey. Çıkış dedim. Montaj modunu parçayı monte et demiş. Gene motoru seçiyoruz şuradan. Montaj moduna geldik. Parçamızı yeniden yerleştirdik. Şu ses çok gıcık bu arada ya. Yey yey bilmem neler falan. Hayırdır abi? Bir kere tıklasak yetiyor bu arada somuna falan. Buna da bir kere tıkladık. Buna da. Okey. Burayı hallettik abi. Kiriko'yu aç. Araç kutusundan al diyor. Kiriko'yu araç kutusundan al. Araç kutusu burası. Kiriko'muz burada. Aynen. Kiriko sayesinde aracı sökeceğiz. Doğru söylüyorsun. Ve kaldırdık şu anda. Tekerleği inceleme bölümüne geldik. Şu anda... Tekerleğin söküm aşamasındayız. Böyle tek tek uğraşacağız. Bayağı bildiğin kar mekanik simülatörle ETS2'yi birleştirmiş adamlar. Bence hoş olmuş. Let's dismantle unnecessary parts and see the tire. Hasarlı tüm parçayı sök diyor. Yani daha var mı hasarlı parça? Şeye nasıl bakıyorduk lan bu arada? Ha, R'ye basıyorduk. Okey, bunlar... tamam, söktük işte. Daha sökeceğiz herhalde, bir dakika ya. Dur bakayım. Ha, şunu da sökeceğiz. Vay, göbeği çıkaracağız bayağı. Gel sen de gel abi. Neyin hasarlı, neyin hasarsız olduğunu çok net anlayamadım. Henüz tanıyorum. Böyle üstüne gelince görünüyor gerçi. Ha, şu anda... Sökelim bakalım, sökelim, sökelim. Dur. Baya baya sökülüyor la. Artık buraya izin vermiyor galiba. Yayını da söktük. Disklere falan da girişiyoruz. Babuş, biz ne yapıyoruz şu anda ya? Bu işte bir terslik var ha. Baya hasarlı parça da yok ki burada. Yok yani, bunlar sağlam. Sökmeye gerek yok yani. Ben kameramı eski yerine alacağım ya. Burayı sevmedim dostlar. Çok fazla ortada oldum. Bizim yerimiz burası. Tamam, hasarlı parçayı aldık. Bunu... işte bak, bu hasarlı işte. Time to fix it. Evet, tamam, okey. Hasarlı parça tekerlekti. Tüm hasarlı hassas parçaları onar diyor. Şu teker... Bunu onaramıyoruz baba. Sen de ne yaptın ya, gözünü sevdiğim. Geç babuş. Yani alanda yedek parça ara derken, alan derken, ana, orada hasarlı bir araç var. Oradan yedek parça mı çekeceğiz gerçekten mi? Onun tekerleğini alacağız öyle mi? Orada terk edilmiş bir enkaz var. Aha, hadi bakayım. Baya... Aha! Şans eseri bulduk babuş biz. Bu hiç iyi olmadı ki yani. Baya baya söktük. Neyse, bir daha geldiğimizde lazım olan belki parçalar olur. Bunları kullanırız. Baya hurdacı gibi geldik. Aracı tefriş ettik. Şimdi onarmaya gidiyoruz abi. Dur bakayım. Burada onaracağız. Şimdi hocam o... parça hangisi hasarlı olan... Evet, tamam. Parçalar eksik olduğu zaman şeyi yapamıyoruz. Onarımı yapamıyoruz. Şöyle bunu da al, bunu da al. Şunu da okey. Demir çubuğu demiş. Şu anda yaptık. Montaj masasında tekerleği yeniden monte et diyor. Yani bu abiyi tekrardan monte edeceğiz parçalarıyla beraber. Anlaşılmıştır. Şimdi daha net anlıyorum oyunu. Bu abi çok heyecanlı ya. Hiç sevmem ha. Heyecan yapma dayı ya. Allah'tan tek tıkla hallediyorsunuz. Çok kanser olmamış.
Oyunun oynanışını biraz daha bozardı açıkçası böyle çok detaylı olsaydı. Şahsi fikrim. And done. Babacım daha dan değil, bekle. Yani şunları da bağlayalım hemen. Şimdi dan. Okay. Oyunu geri tak ha. Tamam, kaputu kapat diyor. Kaputla işimiz bitti. Bunları falan nasıl kaldıracağız? Kamyonun tüm parçaları monte et. Zaten etmedik mi babuş? Şu an kaldırma modundayız. Şu an yükleme modundayız. Tamam. Şuradan Kiruko'yu alacağım. He, bir dakika bir dakika. Tamam, bir saniye. Sanıyorum eksik bir şeyler var abi. Ona bakalım. Şu an kaldırma modundayız. Şu an yükleme. Evet, tamam. Onu monte etmemişiz. Kaput okey. Kiriko'yu aldık. Kiriko'yu şöyle hemen araca yükleyelim tekrardan. Mouse'un tekerleğiyle iş istasyonlarını geri kaldırabiliyoruz. Okey, çok güzel. İyi, kaputu da kapatalım. Hadi yolumuza devam edelim. İyi oldu ya. Bak bu oyun iyi iyi. Sevdim ben. Gayet iyi. Kargoyu teslim et. Oh, cool. What am I supposed to do? Take the scientific equipment from the Düzgün bir şekilde güvence altına aldıklarını bildirerek ancak yeniden dikkat ol. Bu ıvır zıvırlı kırgan pahalılar. Kırgan ve pahalılar diyor. Okey, tamam. Biraz daha dikkatli gideceğiz. Bayağı yolu da yarıladık yani. Şu an arkamızdaki yük de çok hassas bir yük olabilir. O yüzden çok da acele etmiyorum. Acele işe şeytan karışır biliyorsunuz. Oyunda dostlar şu anda 64 FPS falan görüyorum. Sağ alttan, sağ üstten siz de görebilirsiniz. O da Unreal'dan yapılmasından dolayı, Unreal ile yapılmasından dolayı birazcık sıkıntılı. Ama araç kullanım dinamikleri gayet hoşuma gitti. Çok daha güzel şeyler yapılabilir. Mesela fizik konusuna biraz daha girebilir yapımcı. Tabii ki anlamayacak. Muhtemelen izlemiyordur bizi de. Ama dediğim gibi. O ne ya yanta? Ya abi gene mi? Gözünü seveyim. Sorunu bul diyor. Nasıl bulacağım ki? Evet gene kaputu açtık. Motordan başlıyoruz abi. Şöyle. Şu inceleme modu nasıldı ya? Bir dakika. F. Evet, tekerlek gitmiş gene abi. O yüzden gene kiri koyalıyoruz. Biraz daha pekiştirmek adına böyle şeyler gelebiliyor. Tabi bu çok sık gelirse başımıza bir tık can sıkar baba. Bir tık can sıkar. En azından öğrendik. Şu anda tekerleğimiz patladı. Sadece tekerleği yapacağız. O yüzden no problem. Yani şu an bitti mesela işim. Hemen nasıl yapıyorduk o şeyi? Bozuk parçayı onar diyor ama şeyi nasıl, istasyonları nasıl kuruyorduk ya, bir dakika. Ulan tuşunu unuttum, iyi mi? Mouse'un tekel, ha evet bu. Şunu zaten başta kuracağız. Kimse geçmesin anasını satayım. Trafiğe kapalı kardeşim. Şimdi buradan tekerleği bir sökelim. Diğer parçalarından bir ayıralım. Şöyle ayırdık. Bunu da ayırdık. Sonra bu abiyi de ayırdık. Tekerleği de çevirerek ayırmam da ayrı yani. Evet şu abiyi bir tamir edelim. Araç bayağı bir eski olduğu için böyle sorunlar olabilir. Normal. Başka onarılması gereken herhangi bir malzeme yok. Bunu toplayalım. Şuradan geri monte edelim aracımızı. Daha doğrusu tekerleğimizi. Perfect. Tamam, bunu da topladık. Şimdi geriden monte edelim. Lan ne duydun?
Tam burada bir kutu var. Bunu gördüm. Sen bu kutu... Those parts may come in handy. Al 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 tabi. Ama burada da bir şey var. Ya ben girmeyeyim buraya. Kesin bir şey çıkacak abi ya. O ne ya? My head hurts like hell. Oğlum. Why would someone attack me in a place like this? Kesin her şeyimi çaldılar abi. Kesin her şeyimi çaldılar. Flashlight'ım ne? Monte edilmeyen parçalar var ama flashlight'ı nasıl yakacağız? Bir saniye. Seçenekler, klavye, fare. Hemen şuradan bakalım. El feneri. El feneri space bar'la açılıyormuş. Nasıl yani ya? Ha, nasıl ya? Bir dakika. O işte bir yanlışlık var abi. El freniymiş o canım. El feneri değil ya. Allah. Ulan var ya. Nereden bakacağım abi ona ya? Yürüme geç, sürücüyü geç, el freni, vites, vinç, bilmem ne. Kesin göremiyorum değil mi şu anda? İncele yukarı, yük diyor. Yükü kontrol et. Geç, oyuncu, ışıklar L. Oyuncu modunu değiştir. Harita tuş düzenini göster, bilmem ne, bilmem ne. Abi el feneri vallahi yok. Ya da var, ben göremiyorum şu anda. Bir daha bakacağım baba. Çok fazla da bekletmeyeceğim sizi. Sağ sol çömel etkileşim, etkileşim kapa, zıpla, etkileşim değiştir, hızlandırma. El feneri şeydedir ya, buradadır kesin bak, ben size söyleyeyim. Aha burada. Aynen buradaymış bak. Tamam, şu aracı bir monte edelim hemen tekrardan. Hızlıca. Kafamıza sağlam bir darbe yedik. Kim vurdu bilmiyorum yani. Elime bir geçirirsem aklını alacağım yani. Kirikoyu koy, el fenerini koy, araca bin. Ya. Kaput çalışmıyor, araç çalışmıyor. El fenerini aldım, tamam, L'ye bastım. Kaput açalım. Lan motordan bir şey çalmışlar kesin. F'ye basıyorum. Bilgisayarın fanı bozulmuş ya. Aha, sorun burada, bu kabloda. Oy, ne yapacağız? Başka hangi kablo sorunlu? Şu. Başka da sorunlu bir parça yok. Tekrardan monte etmeye geçemeyeceğiz tabii ki. Ondan önce şu tamir istasyonunu bir kuracağız abi. Abi çok karanlık olduğunu biliyorum. Yapacak bir şey yok dostlar. İdare edin artık el feneriyle. Şunları bir tamir edeyim, ondan sonra yolumuza çıkalım. Şu yükü de teslim edeyim artık, yeter. Bu iş çok uzadı kardeşim. Çok canım sıkıldı bu duruma. Olmaz. Bunu da kaldır. Bir tane kaldı. Hemen şunu da hızlıca yapalım. Ama bu mantık güzelmiş biliyor musunuz? Yani istediğin gibi yapabilirsin. Hemen şöyle bu abiyi de toplayalım buradan. Takma moduna gelelim. Şuradan şöyle tıkla. Evet, bazen mouse tutturamayabiliyorsunuz, o biraz zorlayabiliyor ama sorun değil. Jane de duymuyor bize kardeşim. Hadi bakayım. Karanlıkta kaldık tek başıma. Yolu takip ediyoruz. İleriden dağ yoluna gireceğiz. Şuradan gideceğim mi sorularını duyar gibiyim. Kesin gideceğim yani. Gitmeme gibi bir olayım yok. Tabii ki. Evet, göl kenarından geçiyoruz. Su sesini zaten duyuyorsunuz. Kargoyu teslim et. 900 metremiz kalmış. 950 metremiz. İç kameradan süreceğim dostlar. Çok böyle taşa toprağa girerseniz hemen kırılabiliyor muhtemelen. Ya öyle bir dinamik yapmışlar buna, fizik yapmışlar. İşte şuradaki yükseltide tekeri patlatabiliriz. Biraz yavaş gireceğim oraya. Evet. Bak gördünüz mü? Damage aldı. Bu da demek oluyor ki bozulmaya bir tık daha yakınlaştırdık. O yüzden kontrollü gideceğiz. Yapacak bir şey yok. İleride devam. Yakınmış gibi görünüyor ama değil aynı zamanda yani. Oh.
Abi şu yükü verelim yeter artık. Ekranı çok fazla siyah olanlar ekranın parlaklığını atsın dostlar. Bakın benden size tavsiye, oyunu benim gibi görebilirsiniz. Abi ben de açayım parlaklığı. Çok da şey değilmiş ya, kısık değilmiş. Benim ekranım karanlıkta kaldığı için çok kısık görünüyor. Aynen ben de parlaklığı açtım. Çok da güzel oldu şu anda. Devam. Soldan devam. İlk sola gireceğim abi. Yok gireceğim. Gireceğim. Bizde laf bir kere de söylenir kardeşim. O ilk sola girilecek. Kargoyu teslim et. Bir park yeri bul ve kamyonda biraz kestir diyor. Ana uyuyakaldım lan. Gerçekten mi? Evet, uykusu gelince çekiyor sağa, yatıyor abimiz. Güzel. Severiz. Şöyle kötü yola bir girelim bakalım. Ama suyun sesi çok fazla ya. İnsanın böyle çişini getiriyor yani. Aynen böyle devam. İleriden sağa gireceğiz. Şuralara dikkat abi. Just wonderful. Let's do this quick so I can be on the move fast. Oha, yağmur yağmaya başlayacak. O ne ya? He, oradan gösteriyordu yerini. Gerçekten oradan mı çıkacağız? Bu konuda emin miyiz peki abi? Deneyelim. Olur yani, bana uyar. Ben giderim. Ana maskada kaldık. Ana maskada kaldık. Yok, kalmamışız. Şimdi bu taşları elimle çekebiliyor muyum? Vallahi çekebiliyormuşum ya. Vallahi çekebiliyormuşum ne? Ana. Evet. Bilgisayarın fanı bozuluyor arkadaşlar. Arka çıkış egzoz fanımız bozuluyor. Yeni bir masraf, hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok. Alacağız. İşimiz bilgisayar. İşimiz bilgisayarda. Yok abi, ben burayı hiç zorlamayacağım. Geri çekiliyorum. Bu yol sizin olsun. Benim kamyonumun gücü buna yetmedi babuş. Kamyonumun gücü yetmedi, ben o yüzden normal yoldan devam. Yani hiç uğraşamam. Bu tarz aksiyonlara giremem çünkü geçemiyoruz oradan. İleride inşallah güçlü bir kamyon alırsak. Devam ederiz. Oyun hoşunuza giderse bu arada full versiyonu da alabilirim oyunun. Oynayabiliriz. Yani ben %50-50'deyim yani. Çok ne sevdim ne sevmedim. Öyle söyleyebilirim size. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumları muhakkak düşün abi. Keyifli okuyorum ama hepsine etkileşime giremiyorum maalesef. Ara ara gördüklerimi şöyle kalp yapıştırıyorum. Haberiniz olsun. Derin yolu kullanacağım. Şu aradan hiç girmeyeceğim öyle bir aksiyona. Haritada her yer her yere benziyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ta karşıdan geldik. Bayağı da uzun yoldan geldik ha. Bak kabin içerisindeki şu telsizin falan sallanması çok güzel. Bu olayı güzel yapmışlar. Bak hoşuma gitti yani. Benden puan aldı kardeşim. Evet. Kabin sesleri. Şeyler kıpırdıyor mu bu arada açın kapatınca? Yok, kıpırdamıyor öyle bir şey. Ya da kıpırdıyorsa da göremiyorum şu anda. En azından devir saatimiz falan çalışıyor, öyle söyleyebilirim. Ama araç güzel ya, hoşuma gitti bak. Bende yeni fikirler edindi bu. Allah. Evet evet, tekerlere çok yükleniyoruz, farkındayım. Bu yine başımıza bir bela getirecek.
çabuk bozulmasına yol açabileceğiz diye düşünüyorum. Tekeri falan bozmamak lazım. Elimizde yedek parça biterse kalıyoruz mesela. Öyle tahmin ettim ben yedek parça bulduğumuza göre. Evet, Turn Town neydi? Toven maden işte ya, ama tamam. Evet. 3 numaralı gülüşten attım gene. Umarım sevmişsinizdir. Sular yok dostlar bu arada. Sular yok. Saçlar yağlı yağlı hep. Hava çok kötü. Sular kesik. Yaz geldi. Felaket geldi. Zaten hiç iç açıcı haberler yok. 0303. Better they have to buy a new chain than an underground motorboat if it floods everything. Tusbağanın şifresini biliyoruz abi. O konuda avantajlıyız. Hadi bakayım. Zincir. Ne diyor? Tel kesiciyle keseceğiz, öyle mi? Yo, kesmeyeceğiz. Kapı kontrolü geç. Kulübümiz burada. Arkaya atlayamayız. Kapıyı açmak için tel makası kullan. Ha. Tel makası nerede la? Tel makasını nereden bulacağım ki? Babuş. Alo. Aldık mı ki? Almadık. O zaman şu cıvata kesicidir. Yani herhalde bu işimizi görmedi deyip kapıyı açmam peki. Nasıl olacak? Cıvata kesiciyi geri koyalım aracımıza. Ha, ters koyuyoruz bu arada. Bizden düz girmemizi istiyor. Biz ters giriyoruz. Aha. İhtiyarladık ya. Vallahi ihtiyarladık. Ama oyun anlaşılmıyor ki baba. Evet. Şimdi ne diyor? Kasalar diyor. Ne bu? Ne lan bu? Aracın etrafındaki kalaslar diyor babacığım, ne kasası ya? Kapıyı aç. Ha, bak sen şu işe. Kalasları geri alayım ben. Kalaslar lazım olabilir abi. Kalasları niye indirdim ki bu arada? Maden pompasını kontrol et diyor. Bu da görevlerden bir tanesi. Çok da az kaldı. Madeni biz mi işletiyoruz babuş? Ben anlamadım ki ya. Bizden başka adam en azından el fenerim var. Hadi bakayım. Bir tık korkmuyor değilim ama onu da söyleyeyim yani. Yapımcı güzel sürprizler bırakmış olabilir. Evet, madene ineceğiz. Hadi bismillah. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Allah madencilere yardım etsin. Çok kötü. Çok kötü babuş. Böyle bu kadarcık şeylerle iniyorlar değil mi? İnşallah yukarıda kalmadı ha. Umarım aşağıdadır yani. Bayağı gidiyoruz. Hadi bakayım. Aha geldik. So the pumps busted. Have you... That was no use. Was it that some sorunu bul diyor. Fella uses naughty spoiling hands. That's no accident malfunction. Sabotage? Someone destroyed those endings on purpose. Hangisi arızalı? Burada arıza görünmüyor ki. Sabote edilen parçaları bul diyor. Ha. Ne bu? Tamir istasyonumuz var. Okey. İleride başka bir şeyimiz yok. Herhalde bunlar sabote ediliyor dayı. Sök. Aç bakayım. Görünmediği için açacağız abi. Şu paneli bir çıkaralım.
Nasıl bakacağız ki ona ya? Bayağı hepsini komple söktürüyor şu anda bize. Sök babuş. Sök, ne olacak ki? Sonra geri monte ederiz. Videoda uzun olursa olsun, yapacak bir şey yok. Tamam Tamirciye girdik. Ha, şunlar mı sabot edilmiş? Şunlar tam faal çalışmıyor. Hemen şunları bir tamir edelim hızlıca. Çok güzel. Şu da var son olarak. Başka var mı tamire ihtiyacı olan parçamız? Böyle aşağı doğru çektik, yukarı doğru baktık. Yok. Hadi geri toplayalım makineyi. El feneri niye kapatmıyorsam, el fenerinden parlıyor. Hiç aklıma da gelmiyor, biliyor musunuz? Olur öyle şeyler. Heyecandan hep, heyecandan. Evet. Kapatalım kapağı. Aç bakayım. Yola çıkma zamanı diyor. Tabii ki videomuzu burada bitiriyoruz dostlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sinek kardeşim, kendine iyi bak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Açıklamada Instagram linkim var. Oradan takip edin. Anında buradan kanalıma abone olsan çok sevinirim. Bay bay.